Mercimek çorbası hazır. Şimdi sırada pirinç pilavı var. Bu kadar pirincim kalmış. Olsun. Bir buçuk ölçek su. Hemen pişirelim ki suyunu çeksin. Bakalım. İşte pilav çok güzel suyunu çekmiş. Ama sade pilav yapmayacağım. Zerdeçallı yapacağım. Karıştıralım. Altını da kapatalım. Onu demlemeye bırakmalıyız. O yüzden şöyle peçeteyi. Kapağın altına koyuyorum ki pilavın nemini alsın, tane tane olsun. Çocuklar, hadi mutfağa. Pilav hazır. Geldik, geldik. Eller yıkandı mı? Evet. Geldiyseniz tabaklara koyuyorum. Ay! Peçete parçalanmış. Çünkü peçete pilavın buharı yüzünden ıslanmış ve yırtılmış. Bu çok normal. Hep böyle oluyor ama. Keşke buna bir çözüm olsa. Ne? Ümit, benim bir fikrim var. İşte, al sana demlematik. Neymatik? Ne? Demlematik mi? Neden güldün ki Şila? Demlematik işte. Ya ilahi. Bu da hep damlıyor. Pıt 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 pıt. Al sana damlamatik. Gerçekten de o pıt 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 damlama sesi kesildi. Damlamatik olur bence.